Merhaba Murat. Nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın? Hocam ben de iyiyim. Bomba gibiyim. Biz hocam 9. sınıf fiziğe devam ediyoruz. Yeni üniteye geçtik. Evet. Bugün 2. üniteyle devam ediyoruz. Nedir hocam ismi? Madde ve özellikleri diyoruz ve fizik dersimiz başlıyor. Başlasın hocam. Evet arkadaşlar ilk olarak maddeyi tanımlayalım. Boşlukta yer kaplayan, kütlesi olan, duyularla algılanabilen, eylemsizlik özelliğine sahip en az bir tanecikli her türlü yapıya madde denir diyoruz. Peki maddeye örnek verecek olursak mesela katı maddelerden örnek verelim. Demir örneğini verebiliriz. Başka katı olarak tahta diyebiliriz. Aklımıza taş, kalem yani bunu katı örnekleri çoğaltabiliriz. Sıvı örneklere baktığımızda su örneğini veya zeytinyağı, alkol vesaire gibi birçok örnek verebilirsiniz. Gaz örneklere baktığımızda oksijen gazından bahsedebiliriz veya azot gazından bahsedebiliriz veya gazların karışımı olan soluduğumuz havada bir maddedir diyebiliriz arkadaşlar ve birçok örnek verebiliriz. Maddenin dördüncü halini hatırlarsanız plazma olduğunu söylemiştik. Plazmaya örnek olarak da güneşin ve yıldızın birer maddenin plazma hali olduğundan bahsetmiştik. Peki arkadaşlar, bunlar madde. Bizim görüp de madde olarak nitelendirmediğimiz neler var? Bir de onlardan bahsedelim. Özellikle arkadaşlar, ilk olarak şunu söyleyelim. Işık. Işık bir madde değildir arkadaşlar. Işığı görüyoruz evet. Ancak ışık boşlukta herhangi bir yer kaplamıyor, herhangi bir kütlesi olmadığı için madde olarak sınıflandıramıyoruz. İkinci olarak ses. Evet sesi duyuyoruz. Duyularla algılanabiliyor. Fakat sesin bir kütlesi, bir hacmi yoktur. Peki arkadaşlar bunlar madde değilse nedir dersek bunlar birer enerjidir diyoruz. Evet arkadaşlar tüm maddelerin sahip olması gereken özelliklere maddelerin ortak özellikleri denir. Peki maddenin kaç tane ortak özelliği var? dört tanedir diyoruz. Bunlar sırasıyla arkadaşlar bir, kütle. Her maddenin kütlesi vardır. Her maddenin yine hacmi vardır diyoruz ikinci olarak hacim. Ve her madde tanecikli yapıdan meydana gelmiştir. Atom ve moleküllerden meydana gelmiştir tanecikli yapı ve son olarak da eylemsizlik diyoruz. Evet maddenin dört tane ortak özelliği. Bu şekildedir diyoruz. Şimdi bunları inceleyelim. Arkadaşlar ilk olarak kütleyle başlayalım. Cismin sahip olduğu madde miktarına kütle denir diyoruz. Kütle deyince aklımıza madde miktarı geliyor. Kütlenin sembolü arkadaşlar daha önceki dersimizde de öğrenmiştik. Sembolü yani gösterildiği harf M harfidir. Peki kütle nasıl bir büyüklüktür? İlk olarak diyoruz ki kütle temel bir büyüklüktür. Fiziksel niceliklerin sınıflandırılmasını öğrenmiştik temel türetilmişten temel büyüklüktür. Peki vektörel midir, skaler midir? Temel büyüklüklerin hepsi zaten arkadaşlar neydi? Skalerdi. Evet, skaler büyüklüktür diyoruz. Kütle ile ilgili başka bir bilgi, bulunduğu konuma göre kütle değişmez diyoruz. Yani evrenin neresinde olursa olsun, gezegenin neresinde olursa olsun kütle dünyada, ayda, dağda, deniz kenarında hep aynıdır, değişmez diyoruz. Sıcaklık, basınç ve hal değişimlerinden kütle etkilenmez diyoruz. Diyelim bir 10 gram buzu erittik. Yine 10 gram su olacaktır diyoruz. Kütle hal değişiminden etkilenmiyor. Ya da sıcaklığı arttığında bir maddenin kütlesi değişmiyor diyoruz. Ve son olarak da arkadaşlar kütle ölçümü ne ile yapılır? Terazi ile yapılır. Dijital terazi diyebilirsiniz, eşit kolu terazi diyebilirsiniz. Fark etmez. Kütle ile ilgili bilgilerimiz bunlar. Arkadaşlar şimdi de kütle birimlerinden bahsedelim. Bilindiğini üzere kütlenin SI'daki birimi kilogramdı. Yani uluslararası birim sisteminde kilogramdı. Ancak bunun haricinde kullandığımız tabii ki başka kütle birimleri de var. Mesela ton daha büyük kütleleri ifade etmek için veya gram, miligram şeklinde bunlar da yine kütle birimidir. Peki bunlar arasındaki ilişki nedir? Bunlardan bahsedelim. Mesela ilk olarak şöyle bir basamak çizelim. Bu basamağın en üstüne tonun kısaltılışı T'dir. T yazalım. Bir altına kg kilogram yazalım. Onun bir altına gram ve son olarak da miligram yazalım. Peki 1 ton kaç kilogramdır? 1000 gramdır arkadaşlar. Yani tondan kilograma çevrilirken sayımız 1000 ile çarpılır veya 10 üzeri 3 ile çarpılır diyebiliriz. Aynı şekilde 1 kilogram da 1000 gram olduğu için Yine 10 üzeri 3 ile çarpılır. Benzer şekilde 1 gram 1000 miligram olduğu için yani basamaktan aşağı inerken sayımız 10 üzeri 3 yani 1000 ile çarpılır diyoruz. Peki çevirmelerde yukarı doğru çıkarken ne yapıyoruz? Bu sefer de arkadaşlar sayıyı 1000'e bölüyoruz. 1000'e bölmek demek 10 üzeri eksi 3 ile çarpmak demektir. Yani 1 miligram 10 üzeri eksi 3 gram şeklinde bu şekilde birim çevirmelerini yapabiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi kütle birim dönüşümleri ile ilgili bir örnek çözelim. Aşağıda verilen kütle birimleri arasındaki birim çevirme işlemlerini yaparak boşlukları doldurunuz. Evet, kilogramdan grama çevireceğiz. Kilogramın hemen şuraya da kenara basamağımızı çizelim. Ton, kilogram, gram ve miligram. Her bir basamakta 10 üzeri 3 ile çarpıyorduk. Kilogramdan grama bir basamak var. Yani 1000 ile çarpmamız gerekir sayıyı. Veya 10 üzeri 3 ile 0,5'i 1 virgül kaydıracağız. 5 olacak. Ardından 2 sıfır daha ekleyeceğiz. Yani 0,5 kilogram 1000 ile çarpıldığında 500 gram yapacaktır. Tondan grama bakalım. 1, 2 basamak var. Yani 10 üzeri 3 çarpı 10 üzeri 3, 10 üzeri 6 ile çarpacağız. Yani sayının yanına 6 tane sıfır getireceğiz. Burada sayımız kaç? 40. Biz kısaca... 40 çarpı 10 üzeri 6 yazabiliriz. Tabi bunu bilimsel olarak gösterirken 4 çarpı 10 üzeri 7 şeklinde ifade edebiliriz arkadaşlar. Devam edelim. Miligramdan kilograma. Bu sefer yukarı doğru çıkıyoruz. 2 basamak çıktığımız için her bir basamakta 1000'e bölüyorduk ya da 10 üzeri eksi 3 ile çarpıyoruz. 2 basamak olduğu için 10 üzeri eksi 6 ile çarpacağız. O zaman şöyle yazabiliriz. 800 çarpı 10 üzeri Eksi 6. Bunu toparlarsak 8 çarpı 10 üzeri eksi 4 şeklinde de ifade edebiliriz. Kilogramdan tona. Kilogramdan tona bir basamak yukarı çıkıyoruz. Dolayısıyla 10 üzeri eksi 3 ile çarpacağız. Veya 1000'e böleceğiz. Burada gördüğünüz gibi iki tane sıfırı şöyle sileriz arkadaşlar. Sonra bir virgül kaydırdığımızda 3 virgül 2 şeklinde cevabı buluruz. Devam edelim. Gramdan miligrama bir basamak aşağı iniyoruz. 1000 ile çarpıyoruz. 60 çarpı 1000 ya da 10 üzeri 3. Bunu bilimsel olarak 6 çarpı 10 üzeri 4 olarak da gösterebilirsiniz. Gramdan kilograma yine bir basamak yukarı çıkıyoruz. 10 üzeri eksi 3 ile çarpıyoruz. 90 çarpı 10 üzeri eksi 3. Bu 9 çarpı 10 üzeri eksi 2 şeklinde de yazılabilir veya 0,09 şeklinde de bakın 2 virgül kaydırdığımızda 9'a ulaşıyoruz. Bu şekilde de yazabilirsiniz. Gramdan tona, gramdan tona 2 basamak çıkıyoruz. 10 üzeri eksi 6 ile çarpıyoruz. O zaman 600 çarpı 10 üzeri eksi 6. Bunu da 6 çarpı 10 üzeri eksi 4 olarak gösterebilirsiniz. Ve son olarak miligramdan grama 1 basamak yukarı çıkıyoruz. 10 üzeri eksi 3 ile çarpıyoruz ya da 3 sıfır siliyoruz. Burada 3 sıfır sildiğimizde arkadaşlar 5 sayısı kalacaktır diyoruz. Evet şimdi de maddenin ortak özelliklerinden hacimi anlatalım. Hacim bir maddenin boşlukta kapladığı yeri denir arkadaşlar. Bir maddenin boşlukta kapladığı yere hacim denir. Hacmin sembolü arkadaşlar kısaca V harfidir diyoruz. Peki nasıl bir büyüklüktür? Temel midir? türetilmiş midir? Temel büyüklüklerin şifresi neydi arkadaşlar? Kısamız. Kısamızda hacim yani h harfi olmadığı için biz buna ne diyoruz? Türetilmiş büyüklük diyoruz. İkinci olarak, skaler midir vektörel midir? Yani yön belirtir mi belirtmez mi? Tabii ki belirtmediği için arkadaşlar biz buna ne diyoruz? Hacim, skaler bir büyüklüktür diyoruz. Son olarak maddenin sıcaklığına ve bulunduğu konumdaki basınca göre değişim gösterir diyoruz. Evet kütle değişim göstermiyordu. Ancak mesela bir elektrik telini ısıttığımızda ne yapıyor gençler? Genleşiyor. Yani boyu uzuyor değil mi? Dolayısıyla hacmi artıyor. Evet bu yüzden hacim sıcaklığa ve basınca göre değişim gösterebiliyor. Evet hacim birimlerinden bahsedelim şimdi. Arkadaşlar uluslararası birim sisteminde hacim birimi olarak metre küp kullanılır. metre üzeri 3 Evet bu da katı cisimlerin hacminde kullanılır. Peki litre ise gençler sıvı ve gazların hacim ölçümlerinde daha çok karşımıza çıkıyor, kullanılıyor diyoruz. Peki bunlar ile ilgili dönüşümü nasıl gösterelim? Yine biz bir basamak çizelim arkadaşlar. Evet en üst kısma metreküp yazıyoruz. Onun bir altına desimetre küp, santimetre küp ve milimetre küp. Peki her bir basamakta metreküpten desimetre kübe çevirirken yine 10 üzeri 3 ile yani 1000 ile çarpıyoruz. Aşağı inerken her bir basamak için 10 üzeri 3 ile çarpıyoruz. Peki yukarı çıkarken ise arkadaşlar verilen sayıyı 10 üzeri eksi 3 ile çarparak dönüşümü gerçekleştiriyoruz. Veya 1000'e bölerek dönüşümü gerçekleştiriyoruz. Peki litre ile ilgili olan kısımda da şunu söylüyoruz. Buraya dikkat. Arkadaşlar desimetre küp ile litre aynı şeydir. Yani 1 desimetreküp 1 litredir. Bunu unutmayalım. İkinci olarak da litre ile onun alt basamaklarından bahsedecek olursak şu şekilde. Litrenin bir altında desilitre, santilitre ve mililitre şeklinde de gösterebiliriz. Burada ise her bir basamakta 10 ile çarpmamız gerektiğini unutmayalım. Aşağı inerken onu ile çarpıyoruz, yukarı çıkarken de. 10'a bölüyoruz. Bakın biz litrenin evet yanına desimetre kübü de yazabiliyoruz değil mi? Peki 1 litre mililitreye çevirirken 1, 2, 3, 10 üzeri her biri basamakta 10 ile çarptığımız için 10 üzeri 3 olur. Yani 1000 mililitre yapar değil mi? Peki bunu da santimetre küpe eşit olduğunu görebilirsiniz. Bakın buradan da aşağı bir basamak indiğimizde 1000 ile çarpıyorduk. Yani santimetre küp gördüğünüz yere yine mililitrede yazabilirsiniz. Evet şimdi de hacim dönüşümü ile ilgili soru çözelim. Aşağıda verilen hacim birimleri arasındaki birim çevirme işlemlerini yaparak boşlukları doldurunuz. Evet hatırlayalım hemen basamağımızı metreküp, desimetreküp, santimetreküp ve milimetre küptü. Desimetre de yine litre eşit olduğunu söylemiştik. Evet 8 metreküp kaç milimetre küp? Kaç basamak iniyoruz? 1, 2, 3 basamak iniyoruz. Her birinde 10 üzeri 3 ile çarpıyoruz. Yani 10 üzeri 9 ile çarpmamız gerekir. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız 8 çarpı 10 üzeri 9 olacaktır diyoruz. İkinci olarak santimetre küpten metre küpe. Santimetre küpten metre küpe 2 basamak yukarı çıkıyoruz. Yukarı çıkarken 10 üzeri eksi 3 ile çarpıyorduk. 2 basamak çıktığımız için 10 üzeri eksi 6 ile çarparız. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar 80 çarpı 10 üzeri eksi 6 olacaktır. Bunu da 8 çarpı 10 üzeri eksi 5 olarak yazabilirsiniz. Desimetre küpten litreye çevirme. Arkadaşlar desimetre küp ile litre zaten birbirinin aynısı. Dolayısıyla 5 desimetre küp yerine ne yazıyoruz? Aynı zamanda 5 litre yazıyoruz. Metreküpten litreye. Metreküpten litreye litrenin desimetre küp olduğunu söylemiştik. Yani bir basamak iniyoruz. O zaman 1000 ile çarpmamız gerekir sayıyı. 0,2 sayısını 1000 ile çarparsak arkadaşlar... 200 bulunacaktır. 2,5 litre kaç mililitredir? Mililitreye çevirirken arkadaşlar 1000 ile çarpıyorduk. Dolayısıyla 2500 mililitredir diyoruz. Ve son olarak santimetre küpten litreye. Santimetre küpten litreye arkadaşlar bir basamak yukarı çıkıyoruz. Yani 10 üzeri eksi 3 ile çarpıyoruz. 3 tane sıfır sileceğiz. 2 sıfırımız var. Dolayısıyla üçüncüsünü de virgül olarak kaydırırsak 0,5 olarak buluruz cevabı. Peki arkadaşlar hacim nasıl ölçülür? Katı maddelerin bazıları düzgün bir geometrik şekle sahipken bazılarının düzgün bir geometrik şekli yoktur. Mesela arkadaşlar kibrit kutusu, küp şeker, soba borusu, kitaplık, bilgi gibi belirli bir geometrik şekli olan cisimlerin hacmi hesaplanırken hacim formüllerinden yararlanılır. Bunu matematikte de öğrenmiş olabilirsiniz. Şimdi bunlara bakalım. Evet arkadaşlar düzgün geometrik şekilli şekli olan katı hacimlerinin bulunmasından bahsedelim. İlk olarak Küpten bahsedelim. Evet arkadaşlar küpün kenar uzunlukları birbirine eşittir. Ve küpün hacim formülü hacim V harfi ile gösteriliyordu. Kenar uzunluğu A olan bir küpün hacmi A üzeri 3 yani A küp ile bulunur diyoruz. Dikdörtgenler prizması için ise arkadaşlar hacim formülümüz kenar uzunluklarının çarpımıdır. En boy yüksekliğin çarpımı. Kenar uzunlukları A, B, C olduğu için bu üçünün çarpımı A çarpı B çarpı C'dir. Silindir için hacim formülümüz taban alanı çarpı yükseklikten. Tabanımızda bir dairemiz var arkadaşlar. Dairenin alan formülü neydi? Pi r kare. Çarpı yüksekliğimiz pi r kare h silindirin hacim formülüdür. Son olarak küreden bahsedecek olursak. Kürenin hacim formülü belki sizi biraz zorlayabilir. Ezberlemekte. Kürenin hacim formülü de gençler. 4 bölü 3 pi r küptür diyoruz. Evet, düzgün geometrik şekle sahip olan katı cisimlerin hacimleri bu formüllerle bulunur diyoruz. Peki gençler, düzgün geometrik şekli olmayan katı cisimlerin hacimleri nasıl bulunur? Bunun iki yolu vardır. Birincisi dereceli silindir. Dereceli silindire bir miktar sıvı koyarız. Gördüğünüz gibi ölçeklendirilmiş. Bunun içine bir cismi yavaşça bıraktığımızda cismin hacminin tamamı sıvıya girdi. Peki ne yaptı sıvı? Bir miktar yükseldi. Peki sıvının yükselmesinin neden olan nedir? Taşın içeride kapladığı hacimdir. Peki taşın hacmini bulurken ne yapıyoruz arkadaşlar? Sıvı seviyesi V1'den V2'ye geldiği için sıvı V2-V1 kadar yer değiştirmiştir. İşte yeri değişen sıvının hacmi taşın hacmine eşittir. Yani kısacası sıvı seviyeler arasındaki farkı aldığımızda bize o taşın hacmini verecektir diyoruz. Arkadaşlar düzgün şekli olmayan cisimlerin hacimlerini bulurken ikinci olarak da taşırma kabından yararlanırız. Taşırma kabı dediğimiz ağzına kadar sıvı dolu yani taşma seviyesine kadar sıvı dolu bir kap demektir. Bunun içine bir cismi yavaşça bırakırsak biz ne yapacaktır? Bir miktar sıvı taşıyacaktır. Eğer taşırma kabı ağzına kadar dolu ise taş içine girdiğinde ne kadar sıvı taşırdı? V kadar. O zaman taşın hacmi V kadardır diyoruz. Çünkü V kadar sıvı yer değiştirdiği için taşın hacmini eşittir diyoruz. Ancak taşınma kabında şuna dikkat edeceğiz. Eğer kabımız ağzına kadar dolu değil ise, bir taşınma kabı ancak ağzına kadar dolu değil. O zaman ne olacaktır taşı bıraktığınızda? ilk olarak bir miktar sıvı yükselecektir. Yükseldikten sonra bir miktar taşıracaktır. Dolayısıyla ne kadar yükseldi? ne kadar taşırdı? Bu ikisinin toplamı taşın hacmini bize verecektir. Buna da dikkat edelim. Evet arkadaşlar katı cisimlerin hacimlerinden bahsettik. Şimdi sıvıların hacimlerinden bahsedelim. Sıvıların belirli bir hacimleri vardır. Ancak belirli bir şekli yoktur. Sıvılar arkadaşlar konulduğu kabın şeklini alır. Yani mesela bir suyu yani hangi bardağa koyarsanız o bardağın şeklini alır. Ancak sıvının hacmi kesinlikle sabittir diyoruz. Sıvıların hacimleri genellikle de arkadaşlar ölçekli kaplar ile ölçülmektedir. Son olarak arkadaşlar gazların hacimlerinden bahsedelim. Gazların belirli bir şekli ve hacmi yoktur arkadaşlar. Yani hem şekli hem hacmi yok. Peki nasıl şekil alıyor? Nasıl hacim alıyor? Gazlar konulduğu kabı tamamen doldurduğu için arkadaşlar hem kabın şeklini hem de hacmini alır diyoruz. Bir gazı küçük bir tüpe koyduğumuzda o gazın hacmi tüpün hacmine eşittir. Büyük bir tüpe koyduğumuzda da yine onun hacmine eşittir. Yani farklı kütlelerde koysak da konulduğu kabın hacmi alır diyoruz. Ve son olarak sıcaklık ve basıncın değişmesi gazların hacimlerini değiştirebilir diyoruz. Evet arkadaşlar Şimdi sorularımıza geçelim. Evet ilk sorumuza bakalım. Bir motosikletin silindir şeklindeki yakıt deposunun yarı çapı 0,1 metre ve uzunluğu 0,5 metredir. Buna göre yakıtın 1 litresinin birim fiyatı 7 TL olduğu bir zamanda boş deposunu doldurmak isteyen bir kişi kaç TL'lik ödeme yapmalıdır? Evet silindir şeklinde olduğu için arkadaşlar silindirin hacim formülünden gidiyoruz. Silindirin hacim formülü pi r kare h. Pi soruda 3 alınız demiş. R'yi 0,1 metre vermiş arkadaşlar. Yani 1 bölü 10 metre değil mi? Bunun karesini almamız gerekiyor. 1 bölü 10'un karesi ne yapar arkadaşlar? 1 bölü 100 yapacaktır. Yüksekliğimizi ise bize 0,5 metre vermiş. Bunu da 5 bölü 10 şeklinde yazalım. Evet hacmi ne buluyoruz arkadaşlar? 15 bölü 1000 metre küp buluyoruz. Peki bize 1 litresinin fiyatını. Ha litre deyince aklımıza ne geliyor? Desimetre küp geliyor. Desimetre küp'e metre küpten desimetre küp'e çevirirken 1000 ile çarpıyorduk. Dolayısıyla bu 15 desimetre yani 15 litre yapıyor. 1 litresinin fiyatı 7 TL ise 15 litrenin fiyatı 15 çarpı 7'den arkadaşlar 105 TL yapacaktır. Bu yüzden cevabımız C seçeneğidir diyoruz. Evet arkadaşlar başka bir soruya bakalım. KLM maddelerin hacimleri aşağıdaki tabloda verildiği gibidir. Buna göre maddelerin hacimleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Litre, metreküp, santimetre küp verilmiş arkadaşlar. O zaman biz bunları en küçük olanla birleştirelim. En küçük olan santimetre küp olduğu için. Bakın arkadaşlar 500 litreyi görüyorsunuz. 500 litre aynı zamanda 500 desimetreküp demek değil mi? Peki biz bunu santimetre kübe çevirmek için ne yapacağız? Desimetre küpten sonra santimetre küp geliyordu. 500 desimetre küptür. Bunu da santimetre kübe çevirmek için 10 üzeri 3 ile çarpacağız. 5 çarpı 10 üzeri 2, 10 üzeri 3 ile geliyor. 5 çarpı 10 üzeri 5 santimetre küp yapacaktır diyoruz. Peki küpten santimetre kübe çevirirken Önce desimetre küp sonra santimetre küp vardı değil mi? Dolayısıyla 2 basamak iniyoruz yani 10 üzeri 6 ile çarpacağız. O zaman 2,5 çarpı 10 üzeri 6 santimetre küp diyoruz. Bunu da 25 çarpı 10 üzeri 5 santimetre küp şeklinde de yazabiliriz değil mi arkadaşlar? Evet kahveliğimiz bu. Peki gelelim son olarak M'ye. M zaten 6000 santimetre küp. 6000 santimetre küpte arkadaşlar 6 çarpı 10 üzeri 3 santimetre küp değil mi? Dolayısıyla burada en büyük sayımız L 25 çarpı 10 üzeri 5 sonra K 5 çarpı 10 üzeri 5 sonra M 6 çarpı 10 üzeri 3'tür diyoruz. Bu yüzden cevabımız L büyüktür K büyüktür M yani A seçeneği olacaktır diyoruz. Evet arkadaşlar başka bir soruya bakalım. Hacmi 1000 santimetre küp olan dereceli silindir içinde. Şekildeki gibi K cismi konulup ağzına kadar su ile dolduruluyor. K cismi dereceli silindirden çıktığında su seviyesi 800 cm3. Demek ki arkadaşlar 1000 800'den K'nın hacmini 200 cm3 olarak buluruz değil mi? K'nın hacmi budur. 200. Yerine L cismi bırakıldığında şu anda dereceli kabımızda ne var arkadaşlar? Şurası 800 yazıyor değil mi? Burası 1000. Peki yerine L cismi bırakıldığında cisim dibe çökerek 300 santimetre küp su taşırıyor. 300 santimetre küp su taşırması için ilk olarak sıvıyı yükseltmeli. Ne kadar yükseltiyor? 200. Artı üzerine arkadaşlar 300 santimetre küp taşıyor ise L'nin hacmi 500 santimetre küp olarak bulunur diyoruz. Dolayısıyla K'nın hacmi 200, L'nin 500 olduğu için K bölü L oranı arkadaşlar. 500, 200 bölü 500'den 2 bölü 5 olacaktır diyoruz. Hocam bitirdik galiba. Evet. Bugün de dersimizi bitirdik. Çok güzel hocam. Arkadaşlarımız videomuzu beğendiyse beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmasınlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın gençler.